Merhabalar. React Native derslerinin 3. bölümüne başlıyoruz. Bugün Pressable ve useState inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Daha önceden text komponentini görmüştük sizlerle. Ancak bugün text komponentinin yerine bir de Pressable ekliyoruz. Bu Pressable'ı da React Native içerisinde import etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bu Pressable'ı bir buton olarak kullanacağız. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, buradaki text kısmını kaldırıp yerine Pressable yazmak istiyorum. Baş harfi daima büyük olacak ve kapanış tag'i de olacak. Tekrar bu text komponentini de içerisinde kullanacağız ileride. Ancak içerisine text komponentini yazdığımda React Native dersleri 3 Evet yazdık çıktı karşımıza tıklıyoruz ve hiçbir şekilde karşılık alamıyoruz çünkü görüntüde bir şey yok. Bu pressible'a style atamamız gerekiyor bizim. Bu style'da style yazıp eşittir bırakıp bir süslü parantez açıyoruz burada. Sonrasında bir parantez ve süslü parantez daha açtıktan sonra içerisine pressed yazıyoruz. Yani tıklandı. Eğer tıklandıysa buna göre ileride atamalar yapacağız. Pressed yazdıktan sonra arrow function'ımızı kullanıyoruz. Buraya bir ok işareti eşittir ve büyüktür işaretiyle birlikte yaptıktan sonra köşeli parantez açıyoruz. Burada köşeli parantezimizin içerisine bir obje yani süslü parantezimizi açtıktan sonra bu taglerimizi içerisine istediğimiz style değerini tanımlayacağız. Buraya width değerini atıyorum. Yani ekranda enine alabileceği değeri. Height değeri de ekranın boyuna göre yükseklik kısmını ayarlıyoruz. Ve background atamak istiyorum ki butonumun en azından köşeleri belli olsun. Burada çok fazla atadığımız için ekranın büyük bir kısmını kapladı. Bu değeri düşürüyorum hemen. Bunu 100, width'i de 200 yaptıktan sonra böyle bir buton çıktı. Daha da küçültebiliriz bunu. Biraz daha butona benzemesi için. Bu kısmı yazdıktan sonra daha önce gördüğümüz gibi derslerde Align Item Center yaptığımızda yatay düzlemde ortalayıp Justify Content Center yaptığımızda ise dikey düzlemde ortalıyoruz. Ancak bu butonumu biraz daha böyle butona benzetmek istiyorum. Yani köşeleri biraz daha yuvarlak olsun. Buna Border Radius atamamız gerekiyor. Burada verdiğiniz her değer köşelerin daha yuvarlak bir hale gelmesini sağlıyor. Bakın tıkladığımda hiçbir şey olmadı. Çünkü burada herhangi bir efekt ataması yapmadık. Burada pressed kısmını kullanmaya başlayacağız. Eğer tıklandıysa buton ona göre ekranda bir görünüm oluşturmamız gerekiyor. Yani buton bir değişikliğe uğrayacak. Hemen aşağı kısma geçtikten sonra diyorum ki transform. Yani butonumuzun küçük bir hareket etmesini istiyorum tıkladıktan sonra. İki nokta üst üste koyduktan sonra buraya köşeli parantez açıyoruz ve pressed diyoruz. Soru işareti koyuyoruz. Daha sonra içerisinde süslü parantezler ile translate y. Yani dikey düzlemdeki hareketi translate y'yi tekrardan atıyoruz bu ne demek oluyor biliyor musunuz press soru işaretinden önceki kısım eğer tıklandı ise soru işareti o anlama geliyor tıklandı ise bir sonraki yani translate y 10 tıklanmadıysa translate y 0 yapın yani eğer öyleyse bunu yap eğer böyle değilse de bunu yap gibi bir anlam çıkarabilirsiniz soru işareti ve iki nokta rest soru işareti doğruysa eğer translate y 10 yanlışsa eğer translate y 0 bakın tıkladığımızda görüyorsunuz buton hafiften aşağıya doğru bir eğilim alıyor şu an butonumuz daha güzel bir görünüme sahip oldu. Daha sonrasında buna biraz gölge efekti vermek istiyorum. Bu da shadow, İngilizcedeki gölge oluyor. Shadow radius dediğimizde 3.5 ayarladığımızda tabii ki burada kalmıyor. Bunun devamını da yapmamız gerekiyor. Shadow kısmında birden fazla atamama yapmamız gerekiyor. Opacity ekliyoruz. Görünümde işte çok fazla siyah olup olmasın gibi atamalar yapıyoruz. Burada yine yukarıda kullandığımız gibi press eğer buton tıklandıysa 0.1, tıklanmadıysa 0.25. Bakın butonun etrafında bir gölge oluştuğunu görüyorsunuz. Bu gölgenin tıklandıktan sonra kaybolduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığımızda 0.1'e 0.25 yaptığımızda tamamen istediğimiz gibi bir görünüm elde edebiliyoruz. Ancak bu gölge biraz daha böyle yukarıya gittiği için ben bunu alt kısma almak istiyorum. Tekrardan diyorum ki eğer tıklandıysa pressed soru işareti ve süslü parantezimiz içerisinde yatay ya da dikey düzlemde nerede, nerede durması gerektiğini söylüyorum. Eğer tıklandıysa yatay düzlemde değil dikey düzlemde biraz aşağıda olacak. Eğer tıklanma diyse dikey düzlemde biraz daha aşağıda belirli olsun diyorum. Bunları bu şekilde ayarladıktan sonra da tıkladıktan sonra görüyorsunuz yukarıda gölge efektimiz var. Aşağıya tıkladığımızda da yok oluyor. Evet, isterseniz bu gölgeye bir renk ataması yapabilirsiniz. Yani shadow color gölgenin rengi olarak seçtiğinizde default olarak yani varsayılan olarak siyah geliyor zaten. Bunu ekstradan atamanıza gerek kalmıyor. Ancak yeşil, sarı seçebilirsiniz. Diğer renkler seçebilirsiniz. Biz burada opacity'yi düşük yaptığımız için renk çok aşırı belli olmuyor. Ancak e, arka planda farklı renkler geldiğinde değişik değişik görünümlere sahip olacak. Yine de siyah yapı bırakmanızı da tavsiye ederim. Bazı cihazlarda varsayılan olarak siyah gelmediği için biz işimizi garantiye alalım. Daha sonrasında buraya bir tekst yazıyorum. Teksti yazdıktan sonrasında ise buraya bir sonuç atıyorum. Yani tıklandıktan sonra benim elimde ne çıkması gerekiyor? Yukarıda React'ı gördünüz siz. Hemen bu React'in içerisine bir köşeli parantez açarak use state yazıyorum. Bu use state içerisine bir değer atıyorsunuz ve bu değeri daha sonra rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tekrar return'ün yukarısında ancak functionımızın yani fonksiyonumuzun function const ep'in altında yazmamız gerekiyor. const state köşeli parantezler içerisine set state yani bir değerimiz var. Bu bu değeri atama yapacağımız, yükleme yapacağımız bir kısım var. Eşittir yapıp use state'ten sonra normal parantez açıp içerisine iki nokta bıraktığımızda bu bir yazı değeri oluyor. Daha sonrasında ileride farklı değerlerin atamasını göreceğiz biz. Ancak şu an sadece yazı atamak istediğimiz için o şekilde yaptık. Buradaki pressable Gördüğünüz gibi buraya bir tıklanma fonksiyonu yazmak istiyorum. Hemen büyük dil işaretinin bir öncesinden alta geçip oraya yazıyorum. Bakın dikkat edin. Hemen büyük dil işaretinin öncesine on press. Tıklandığında ne yapmam gerektiği. Buradaki set state alıyorum. Buradaki kısma set state yazdıktan sonra içerisine diyorum ki tıklandı. Tıklandı dedikten sonra bu değeri daha farklı yerde göstereceğiz. Ancak bu olmadı. Bunu size neden göstermek istediğim? Bu fonksiyon böyle yazdığımızda direkt olarak gitmeyecek. Çünkü düzenli olarak çalıştırıyor. Biz düzenli olarak çalışmasını istemiyoruz. Sadece tıkladığımızda çalışması gerekiyor. Buraya bir fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyonda bir parantez açıp ok işareti yaptığımızda eşittir ve büyüktür işareti yaptığımızda sadece tıkladığımızda işleyen bir sisteme dönüşüyor. Buradaki set state'i yaptık. Yani bir değer ataması yaptık. Değer ataması yaptığımız, barındırdığımız veriyi bizim kullanmamız gerekiyor. Bu sonuç kısmında aktif verileri kullanabilmek için text kısmında köşeli parantez açmak zorundayız. Direkt yazdığımızda kabul olmuyor ve state'i atıyoruz burada. Bakın tıkladım. Tıklandı yazısı da çıktı gördüğünüz gibi. Burada tekrardan biraz belli olsun diye margin batım yapıyorum. Yani alt kısımda boşluk bırakmak istiyorum. Bu boşluk bıraktığım kısımda ise gördüğünüz gibi sonuç aşağı kısma itildi. Şimdi baştan başlatıyorum ki tekrar tıkladığımda nasıl bir görünüm olacağını görmeniz için. Evet şu an baştan başlattım uygulamayı ve sonuç kısmında herhangi bir şey yok ve ben butona tıkladığımda orada tıklandığı yazısını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada set state yaptık. Eğer tıklandıysa yukarıdan aşağıya butonumuz bir animasyon değeri alıyor. Küçük bir efekt diyelim animasyon kısmı daha ileride işleyeceğimiz bir konu. Ancak burada tekrardan yapmak istediğim bir konu var. Burada tekrar tıkladığımda bu tıklandı yazısının kalkmasını istiyorum. Bunun için state yani değerimiz eğer tıklandı değerine sahipse bu noktada 3 tane eşittir koyuyoruz. State tıklandı değerine sahipse soru işareti daha önce gördüğümüz gibi bu state'i set etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı iptal yazıyorum. Eğer tıklan tekrar tıklandıysa tıklandı yazsın. Bakın basıyorum tıklandı iptal tıklandı iptal yani bu çift kullanımlarda önümüze çıkacak bir konu bu şekilde gördüğünüzde kullanım şeklini yapabiliyoruz state'i içerisindeki değere göre tekrardan farklı yerlerde de kullanabiliriz evet biz use state'i burada kullanmıştık yani import etmiştik bunu bu şekilde kullanmaya da biliriz Bakın bunu kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi. Ne diyor? Burada use state bulunamadı diyor. Can't find variable use state. Burada bu kısımda sadece React içerisinde bir kereliğine kullanabiliriz. Yani react yazıp nokta koyup yani bu react'tan geliyor. Kendi içerisinde var dediğimizde yine aynı şekilde çalışacaktır. Ancak use state'i bir kere atadığımızda her yerde bunu kullanmak yerine varsayılan olarak yukarıda import etmek daha önemli bir durum. İşinizi kolaylaştıracaktır. Gördüğünüz gibi tekrar köşeli par süslü parantez yapıyorum ve use state'imi yazıyorum. Bu şekilde istediğim kadar use state'i kullanabilirim. Evet üçüncü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.